Şu günlerde en çok konuştuğumuz şeylerden biri sanırım yalanlar, propaganda kampanyaları ve dezenformasyon. Sadece biz değil, tüm dünya özellikle 2016'dan sonra post-truth tartışmalarına yeniden döndü. Trump'ın başkanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nde öyle bir kavgaya sebep oldu ki insanlar orada artık olayların kendisini değil de doğruluk ve yanlışlığı genel kavram olarak tartışmaya başladı. Peki ne doğru ve ne yalan? Ya da bir yalan gerçeğe dönüşebilir mi? Goebbels'in dediği gibi yeterince tekrarlarsak bir yalanı o gerçek olabilir mi? İşte bugün size dünya tarihinin belki de en büyük ve en etkili yalanından bahsedeceğim. Öyle bir yalan ki bu papalık makamını var edip bir devir açan, yüzyıllar boyu da gerçek sanılan fakat sırları belki de Vatikan'ın derinliklerinde gömülü olan 700 yıl süren bir yalan. Efsane şu şekilde. Büyük Kral Konstantin parçalanmış Roma'yı tekrar birleştirmiş ve tek başına Roma'yı yöneten son kral olmuştu. Reformları ve politikaları çok başarılı ilerler. Tek başına imparatorluğu yöneten Konstantin artık Roma şehrinde krallığını yaşıyordur. Fakat Büyük Konstantin bir gün çok hastalanır. Bütün büyücüleri, din adamları kimi getirirse getirsin fayda olmaz. Saraydaki adamlarından biri bir çözüm bulur. 1000 tane çocuğun kanında banyo ederse hastalığı geçecektir. Fakat çocukların anaları o kadar ağlarlar ki Konstantin niyetinden vazgeçer. O gece rüyasında iki zat belirir. Bunlar Aziz Petrus ve Tarsuslu Paulus. Tarsuslu Paulus da ne garip geliyor kulağa değil mi? Köfteci dükkanı gibi. Bu ikisi Konstantin'in rüyasına girerler. Konstantin ne der ki? Ne yapayım, yol gösterin. Bunun üzerine Petrus cevap verir. Doktor muyum ben, balıkçıyım amına koyayım. Yok hayır. Bunun üzerine Petrus cevap verir. Bak Roma'da başpiskopos 1. Silvester var. Kral adamdır, bizdendir. Ondan yardım iste. Konstantin bunun üzerine çağırtır Silvester'ı yanına. Kralın halini gören Silvester der ki senin Hristiyanlığa geçip vaftiz edilmen lazım. Öyle de yaparlar. Bir de ne olsun beğenirsiniz. Konstantin iyileşmiş, gözyaşları içinde şükran ve minnetle Silvester'a teşekkürler ediyor. Fakat yetmez, bir de teşekkürünü göstermek için bağış yapıyor. Öyle bir bağış ki bu efsaneler diyarından fırlamış çıkmış gibi. Konstantin Papa Silvester'a diyor ki al sarayımı da al, tacını çıkarıyor. Al diyor bunu da al, bu tacı da al, pelerini de al, tüm kraliyet sembolleri hepsi senin olsun diyor. Ne varsa bütün hepsini sana bağışlıyorum diyor. Roma'yı da al anasını satayım, o da senin olsun. Hatta diyor ki yani ben hazır vermişken bütün Batı Roma'yı vereyim sana, ben gideyim Doğu'ya. Veriyor. Batı Roma'yı da veriyor. Kendisinde başpiskopos makamını dünyevi bir kraliyete çeviriyor. Yani bugünkü papalığa. Dünyanın sonuna kadar da geçerli bu bağış diyor. Kimse de gelip bir şey demesin sonra. Senin varislerini de kapsıyor diyor. Ardından da diyor ki ben burada durmayayım. Yani sana verdim buraları. Ben başka bir yere gideyim. Gidiyor işte bir Bizans kolonisi var. Oraya gidiyor. Kendi adını veriyor şehre. Burası da diyor Konstantinopolis olsun. Bugünün İstanbul'u. Böyle mutlu mesut yaşanıyor. Tüm bunları da bir belgeye dökerler. Konstantin'in bağışı. Öyle ya, resmi olacak. Donatio Constantini ya da Constitutum Constantini. Ne mutlu bir hikaye. Değil mi? Gerçek olmayacak kadar. Mesela Konstantinopolis'ten çokça bahsediliyor anlaşmada. Tek sorun şu ki hikayeye göre anlaşma 315 yılında geçerken Konstantinopolis 324 yılında kuruldu. Kurulmasına sebep olacak anlaşmada neden ve nasıl adı geçsin zaten. Daha da ilginci bu belge 700 yıl boyunca unutuldu. 700 yıl boyunca hiçbir papanın aklına varlıklarını borçlu oldukları bu belge gelmedi. Bu belgeden bahsetmezler. Bu tesadüf değil. Çünkü kilise ve papalık o dönemlerde sacerdotium yani manevi hükümdarken krallar da imperium yani dünyevi hükümdarlardır. İki parçalı bir madalyon gibi veya çifte kılıç kuramı gibi. Yani din ve devlet işlerini biraz ayrı gibi düşünün. 1050'li yıllarda Papa 7. Gregor bu durumu beğenmez. Der ki oğlum yani papayım lan ben, boru mu? Yani bu yeterli bir güç değil bu manevi hükümdarlık. Büyük reformlar planlıyor. Birden de bu gücünü hatırlatmak için ve reformlarını da gerçekleştirmek için bu bahsettiğimiz Konstantin'in hediyesini hatırlatıyor belgesiyle. Kral 4. Heinrich var o zaman. Diyor ki Kral Heinrich'e, hacı bundan sonra benim dediğim geçer. Heinrich de diyor ki öyle saçmalık olur mu? Sen manevi hükümdarsın. Gregor da diyor ki yok öyle bir şey. Aslında bize eskiden beri buralar verilmişti. Yani buralar hep bizimdi. Belgesi de bu. Diyor ki bakın görüyorsunuz aslında her zaman bizim hediye edildi. Fakat ikisi arasında bir kavga başlıyor tabii ki. Heinrich çifte kılıç derken Gregor buralar zaten hep bizimdi, hediye edildi diyor. Ben hem manevi hem maddi kralım diyor. Yani teokrasiye selam çakıyor. İşte bu belge de ilk defa burada ortaya çıkıyor. 700 yıl sonra. Bu iddia ve kavga o kadar büyüyor ki daha sonra Papa 9. Gregor, Kral 2. Friedrich yazdığı mektupta
Konstantin'in yaptığı bağışın kendisine dünyadaki her şeye, maddi manevi, ruh veya bedene hükmetme etkisi verdiğini söylüyor. Kral ve onun da krallığı dahil. Düşünün, bunun herhalde daha üstü yok. Her ne kadar böyle ara sıra çatlak sesler çıksa da papalık bu belgeyle uzun yıllar işini görür. Hem de çok uzun. Fakat tek bir sorun vardır. Dünyanın en önemli belgesi aslında sahtedir. Papalık monarşisini dünyada maddi bir güç haline getiren bu anlaşma, kiliseyi eleştirenlere ve reformistlere göre kilisenin baskıcılığının başladığı nokta. Eleştiri buradan geliyor, fakat kimsenin aklına bu belgenin sahte olduğunu sorgulamak gelmiyor. Ta ki 1433 yılına kadar Alman hümanist ve felsefeci Nikolaus von Kuss kilisenin durumunu ele alan De Concordantia Catholica çalışmasını yayımlar. Bu çalışma içerisinde Konstantin'in bağışını da inceler ve bu belgenin sahte olduğunu tespit eder. Kilisenin bu imparatorluğunu kurduğu ve dayandırdığı belge sahtedir. Kocaman bir yalan. Konstantin asla böyle bir hediye vermemişti. Aslında Konstantin Hristiyanlığa bile ölüm döşeğinde geçmişti ve kendisini vaftiz eden de 1. Silvester değildi. Zaten Silvester etrafında bir efsane örülmüştü. Bu kişi hakkında anlatılan çoğu hikaye kilisenin türettiği efsanelerdi. Kendisi çok silik bir kişilikti. Konstantin'in Roma'yı terk etmesi ve Konstantinopolis'i kurmasının da bu olaylarla hiçbir alakası yoktu. Tacını ve sarayını da asla kiliseye bağışlamamıştı. Kilise bunların hepsine çöktüğü için geçmişe dönük bir belge sahte demiş, buna göre de bir efsane üretmiş ve tüm dünyayı bunun gerçekliğine ikna etmişti. Kilise aynı zamanda Hristiyanlığa geçişi Konstantin üzerinden göstermek istediği için bu efsane onu beslemişti. Halbuki Roma'nın Hristiyanlaşması uzun bir süreçti. Öyle bir isimle, bir tarihle açıklanamayacak kadar uzun. Tüm bu olanları 7 sene sonra ortaya çıkaracak kişi yine bir hümanist olan Lorenzo Valla'dır. 33 yaşındaki Valla, Declamatio de Falso Credita et Ementita Donatione Constantini eseriyle Konstantin'in bağışının sahte olduğunu ispatlar. Eserinde adeta bir savcı gibi davranan Valla, belgeyi cümle cümle inceler. Tarihi yanlışlıkları ispatlar. Örneğin işte daha önce verdiğim Konstantinopolis şehrinin isminin geçmesi gibi, kullanılan Latince'nin 4. yüzyıla ait olmadığı çeşitli kelimelerle ispatlanır. Bunu yaparken de direkt olarak kiliseye doğru konuşur. Retoriği adeta böyle mahkemedeki bir avukat, savcı gibi. Dramatik ve etkili. Romalı pontifexleri, büyük cehaletleri ya da bitmek bilmeyen açgözlülükleri yüzünden suçluyorum. Çünkü ya yüzyıllardır Konstantin'in bağışının bir sahtekarlık, bir uydurma olduğunu bilmiyorlardı ya da kendileri bu sahtekarlığı yaptılar. Papalık için bir utanç, pontifexler adına utanç ve Hristiyanlık dini için bir utanç olarak. Emile Zola'nın Jacques'ini herhalde bir tek ben anımsamadım. Fakat Zola'nın aksine Valla'nın eseri bir skandal yaratmadı. Yalan artık o kadar oturmuştu ki kimsenin bunun bir yalan olması umurunda olmamıştı. Hatta ve hatta gerçek olsa bu yalan kadar etki etmeyecekti. 17. yüzyılda kilise artık dayanamaz baskılara ve yeni bir açıklama yapar 300-400 sene sonra. Belgenin sahte olduğunu kabul eder ama işte Konstantin'in bağışının gerçekten yaşandığını iddia eder. 19. yüzyılda Vatikan artık bu iddiayı sürdüremeyeceğini anlar. Seneler 2006'yı gösterdiğinde Papa 16. Benedikt bu unvanı kullanmayı bırakır ve Vatikan armasından tiarayı da çıkartır. Şimdi tabii aklınızda bir soru. Yahu Dreyfus vakasında olay ortaya çıktı. Burada hiçbir şey olmamış. Bu hikayeyi niye anlattın bize? Aslına bakarsanız Emile Zola'dan da büyük bir etki yarattı Valla. Çünkü Valla'nın bu çalışması modern bilime etki etti. Bir tarihi belgeyi dili üzerinden inceleme ve başka kaynaklarla kıyaslayıp tenkit etmek o dönem için devrimsel bir çalışmaydı. Evet, dünyanın en büyük yalanı bize aslında doğrulama metodolojisini öğretmiş oldu. Peki yalanlar? Yalanlar bitti mi? Elbette hayır. Bazen tarihin derinliklerinde Hitler'in Polonya bize saldırdı yalanı veya Ulbricht'in Berlin'de bir duvar muvar kurulmayacak yalanı gibi. Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten. Ya da magazinde Bill Clinton'ın Monica Lewinsky'yi inkar etmesi gibi. I did not have sexual relations with that woman. Bazen de gözünüzün önünde ABD'li televizyonların 11 Eylül'de gösterdikleri kutlama yapan Filistinler yalanı gibi. Bazen de dalga konusu olan Stern dergisinin Hitler'in günlüklerini bulduk palavrası gibi. Bazen de milyonlarca ölüme sebep olan Amerika'yı ikna etmek için Bush'un kitle imha silahları bulduk sözü gibi. He develops weapons of mass destruction. Ya da dünyayı ikna etmek için Colin Powell'ın Birleşmiş Milletler'de gösterdiği sözde deliller gibi. And that is my third point, and it is key. The Iraqis have never accounted for all of the biological weapons they admitted they had, and we know they had. Hatta sizleri ikna etmek için televizyonlarda ağlayarak Iraklı askerlerin hastanedeki kuvvetlerdeki bebekleri öldürdüğünü anlatan Naryah gibi. The Iraqi soldiers come into the hospital with guns. They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. Kocaman bir yalan.
Aslında isterseniz doğrulamayı hepiniz yapabilirsiniz. Yapabilirdiniz. Günün sonunda aslında mevzu sizin bu yalanlara inanmak veya inanmamak istemenizdir. Yalanlar hep olacak. Gregorlar hep olacak. Önemli olan biz bir valla olabilecek miyiz? Soru bu.